Şenol Efendi'nin rüyaları var. Ayna ayna çıkıyordu o şeyden. Bizi Ulucanlar'a verdiler, Ankara'ya götürdüler. Vehbi Camgöz müdürdü. Hapishane müdürü. Bana dedi, seni nereye verelim? Dedim, ben bilmem burayı, ne bileyim ben, getirmişsin işte bir yere verin dedim. Mezarcının yanına götürelim seni. Olur dedim, iyi olur dedim, tanıyorum onu. Mezarcı da hücrede. Şimdi 19 tane hücre var yan yana. Bir zaman o orada savcılık yapmış birisi, sonradan bu hatıralarında yazdı bunu. Neydi onun adı? Akit gazetesine yazdı zannediyorum. O zaman savcıymış biz gittiğimiz zaman. Bir çiftli ranza koyduğun zaman duvarla ranza arasında sürtünerek geçebiliyorsun. İçine bir de ufak bir tuvalet koymuşlar. Yani namazı zor, işte eğilerek büyülerek namaz kılacaksın yani bir kişi. Oraya 20 kişi koyuyorlardı. O hücrelere. Pestil. Üst üste yatıyor insanlar. Fakat biz kafes arkasıydık. Yani azılı teröristlerin konulduğu yer. İşte bu Carlos gibi, bilmem kim gibi falan böyle azılı teröristler, namlı teröristlerin kafes arkası dedikleri, o hücrede de ayrı bir kafes arkası var. Ve bunlara havalanmaya çıkmak yasak. Havalanma yok. O kafes önüne, o üç hücrenin önüne bir demir, büyük böyle böyle kalın demirlerden yapılmış bir hücre, parmaklık. Ondan sonra işte bütün senin alanın 2 metreye 1 metre, 3 kişinin havalanma alanı o kadar. Dışarı çıkmak yok. İşte bizi götürdüler oraya. 17. hücrede ben kalıyorum. 18. hücrede mezarcı kalıyor. 19. hücrede Şenol kalıyor. Üçümüz orada kafes arkasıyız. Sabahleyin masayı kafesin içine kuruyoruz. Kahvaltı yapıyoruz. Bırakıyorlar bizi kafesin önüne bırakıyorlar yani. Tüm havalanma sahamız o. Şenol orada keşfe açıldı bunun. Şenol'un. Nasıl ki hücrelere girdik, kapılarımızı kilitlediler. Diyordu Abdülkadir Geylani Hazretleri geldi. Eşkalini tarif ediyor. Aynı tutuyor. Bilmem Hazreti Osman geldi diyor. Böyle bir manevi hale giriyordu. Şimdi diyor ki yapıyorlar. Bana bir yazı gösteriyorlar. Ben de okumasını bilmiyorum. Mezarcı diyordu ki duvara çiz. Onlar ne o yazılara bak, duvara çiz diyordu. Sabahleyin mezarcı okuyordu o yazıları. Öyle antika bir bir ay, bir buçuk ay bir şeyimiz oldu orada. Kafes arkası. Şenol o zaman bu rüyaları görüyordu. Bu rüyalar o zaman da görülen rüyalar. Sabahleyin kahvaltıya çıktık mı, kahvaltı yapmaya üçümüz, anlatmaya başlıyordu. Ve bunları yaz dedim, yazdı. Bunları yazdı, bunları kaleme dök dedim, kaleme döktü. Buradakiler onun kalemidir yani, kimse bir şey ilave etmemiş. Onun kalemiyle yazılmış bu rüyalar. Hepsi çıktı. Hepsi çıktı. Geriye iki hoca kalmıştı. Hocanın biri de çıktı. Öbür hocaya bakalım hele. Şimdi o mektubu okuyalım diyorum bir. Çok antika. Hem güzel bir hatıra. Hem de ayna aynına çıktı yani. Ayna aynına çıktı.
Böyle bir keşfi açılmıştı onun, Allah rahmet etsin. Son 3 ayı falan, 3-4 ayı güzel bir tövbe-i nasuha muvaffak oldu. Ondan evvel ölüm makinesi, öldürme makinesi. Bir gün yemin ettirdim, dedim kaç kişi öldürdün? Yemin etti dedi, sayısını bilmiyorum. Öldürme makinesi. Bir zaman bir gazetelere bir haber intikal etti. Fatih semti, Fatih Camii'nin yakınlarında bir yerde iki kişi ölü bulundu diye. Faili meçhul oldu. O ikisini de ben öldürdüm dedi. Hapishane dedi, onların ikisini ben öldürdüm dedi. Dedi şey yap, ışıklara geldik dedi. Karşıya geçeceğiz. İki tane çarşaflı hanım var önde dedi. Bir tane it musallat oldu bunlara dedi. Kara fatmalar, bilmem neler, böyle hakaret ediyor. Onlar da habire kaçacak yer arıyorlar, arkalarını bırakmıyor. Benim, onun markası tek kurşundu, ensesine vuruyordu. Tek kurşunla ölen varsa ben öldürmüşüm diyordu. Yaklaştım diyordu, ikisinin de ensesine sıktım birer tane diyordu. Tabancayı koydum cebime, kaçtım karşısına gittim. Dedim ki, dayı vukuatımız var. Dedi ki, oğlum vukuat yukarı çık, yukarı kimse girmez oraya dedi diyor. Bir iki gün orada inziva ettim, ondan sonra çıktım. Faili meçhul oldu o iki adam. Ben öldürdüm diyordu. Kadınlara musallat oldular, çarşaflarına hakaret ettiler. Öldürdüm diyordu. Yani öyle, o cins. Bunu anlatırken fevkaledelik yok yani. Sanki bir sine gezmiş gezmiş gibi. Yani öyle gayet normal hadise anlatıyor yani öyle bir şey. Allah taksiratını affetsin. Son 3-4 ay çok güzel bir hal aldı. Namazından, niyazından. Tövbe-i nasuh. Yani çıktığım zaman ön şeye, yanlışa kullandığım tabancam İslam'a kullanılacak diyordu. Ben seni çok tembih ettim. Bunu açıklama dedim. Bunu açıklama, sen burada öldürürler. Üstadım bana kimse bir şey yapamaz. Böyle korkusuz bir adam. Zehirlediler tabii. Gitti, Allah rahmet etsin. Bu rüyaları acık. Evet. Allah rahmet etsin. Amin. Ruhu için lillahi'l-Fatiha. Buyur, İlmar okuyak mı yoksa? Oku, orayı oku. Rüyamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Said-i Nursi, Hazreti Ali ve daha bir sürü kalabalık, bir de Abdülkadir Geylani karşılaşıyoruz. Ben sizi Müslim Gündüz ve Hasan Mezarcı da çok seviyor. Keşke onlar da burada olsaydı diyorum. Tam lafım bitiyor, ikisi de geliyor. Cemaatle öpüşüyor, sarılıyor, kucaklaşıyorlar. Derken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer cemaatle birlikte bir yere geliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuraya bakın ibretle diyor. Bir bakıyorum, iki tarafı derin toprak, çukur gibi derin. Dibinde. Hoca sadece yüzü seçiliyor. Diğer kısmı nokta nokta hoca değil mi? İsmini söyledi tabii. Bir beş koymadık ismini oraya. Evet. Hoca büyük şartlarla. Hoca sadece yüzü seçiliyor. Diğer kısmı üç nokta pis kokuyor. Ben de yahu ben bu adama hep B nokta nokta K münafık derdim. Doğruymuş diyorum. Hepimiz gülüyoruz. Daha sonra başka bir yere gidiyoruz. Bir cemaat var. Bu birinci hoca değil mi? O biri ölen hoca. Evet. Hoca cemaate vaaz veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi bakın diyor.
Sanki aramızda bir perde var. Biz onları görüyoruz, onlar bizi görmüyor. Hoca konuşuyor ama ağzından çıkan her şey simsiyah ve birden içi gözüküyor. Kapkara ve kurtlu. Bu şimdiki adamı görmüş. İkincisi. Evet, ikincisi. Yani, hayatta olanı. Yani Gülen'i. Gülen'i görmüş. Çıkarsak yani. Evet. Yani. Evet, bu ikinci rüya Gülen. Evet. Daha sonra başka bir yere gidiyoruz. Bir cemaat var, hoca cemaate vaaz veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyi bakın diyor. Sanki aramızda bir perde var. Biz onları görüyoruz, onlar bizi görmüyor. Hoca konuşuyor ama ağzından çıkan her şey simsiyah. Bu da ondan evvel öleceğini gösteriyor yani. Biz onları görüyoruz, onlar bizi görmüyor. Evet. Yani ahirete gidip oradan göreceğini şey yapıyor. Kendisi ondan evvel öldü ya. Hı. Hoca konuşuyor ama ağzından çıkan her şey simsiyah ve birden içi gözüküyor. Kapkara ve kurtlu. Kendi farkında değil, cemaati fark ediyor. Herkes uzaklaşıyor ve kendisi orada tek başına kalıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte münafıklığın sonu bu diyor ve hep beraber gülüyoruz. Eylül 1997 Ankara. Evet. 1997, 20 sene evvel gördüğüm gücüm. Efendim bu tek başına kalması tebaasının tamamıyla hakikati anlayacağı anlamına mı geliyor? Tamamının değil de samimilerinin. Yani hakikatte öbürlerinin mızır birer şeyden farkı yok yani. Biraz mızır birer hayvan. Yani samimilerinde uyanma olacağı benziyor yani samimilerinde. Yani samimileri var işlerinde. Samimi olanlar var. İnşallah onların kurtulacağını gösteren bir şey bu yani.